Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben www.canimanne.com sitesi editörlerinden Hüner Leyler. Bu görmüş olduğunuz papatya formundaki lif nasıl yapılır? Şimdiki videomda size bunu anlatacağım. Bir altıgen yaparak başlayacağım. Daha sonra teker teker yapraklarını öreceğim ve kenarında sakallayıp kullandım. Bu şekilde tamamlayacağım lifimi. Her kenara 3 fıstıktan oluşan bir altıgen öreceğim. Yan yana 3 tane fıstık yaparak başlıyorum. Daha önce fıstıklar nasıl yapılır, nasıl sabitlenir anlatmıştım önceki videolarımda. Bu şekilde tekrar göstereyim. Biraz hızlı oldu sanırım. Ben 3 kere sarıyorum. 2 ya da 4 kere de sararak bu şekilde tutuyorum ipi. İlmeğimi geçirdikten sonra bir ilmek de buradan geçiyorum ve sabitliyorum. Gördüğünüz gibi 3. fıstığı yapıyorum. Bu 3 fıstık zeminde oluşturacak. Bu şekilde genişleteceğim. Daha sonra daraltacağım. Ve altıgenimi oluşturacağım. Daha sonrasında kenarlarını nasıl öreceğimi anlatacağım sizlere. Papatyamı pembe seçtim bu sefer. Rengini değiştirdim. Daha önce söylediğim gibi arttırma ve eksiltmeleri de anlatmıştım daha önceki videolarımda. O yüzden çok üzerinde durmuyorum. Çünkü her videoda aynı konu biraz sıkıcı olabiliyor. Yeni başlayanlar için videolarımız mevcut. www.canimanne.com adresinde Android uygulamamızda ve YouTube kanalımızda mevcut. Bu şekilde orta kısma kadar genişleteceğim. Daha sonrasında daraltacağım. Hatta şuradan anlatayım biraz. Çünkü videonun fazla uzamasını istemiyorum. İlk sıra 3 fıstık. Daha sonrası 4-5-6 şeklinde gidecek. Daha sonra yeniden 4-3 şeklinde azalacak. Ben altıgenimi tamamlayıp yapraklarımı yapmaya başladığımda videoyu tamamen yeniden başlatacağım. Şimdi altıgenimi örmeye devam ediyorum. Altıgenimi tamamladım. Şöyle tekrar anlatmak istiyorum. 3 fıstık en altta, ikinci sırada 4. Şu şekilde 5 ve 6 olarak yarıya geldim. Daha sonra 5, 4 ve 3 şeklinde altıgenimin her kenarında gördüğünüz gibi 3'er fıstık var. Bunu orantılı yapmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü papatyanın ortası olacağı için yaprakları da bunun üzerinde olacağı için yani düzgün durması açısından önemli. Beyaz ipimi aldım. Yine dediğim gibi farklı bir renk kullanılabilir. Elimdeki ipler bunlar olduğu için ben bu şekilde kullanıyorum. Kenarın bir tanesinden başlıyorum şu şekilde. Yine aynı mantıkta arttırarak öreceğim. Bu beyaz kısımla yaptığım fıstıkların bu şekilde yatay durumunda 4 tane fıstık olacak ve bir tane artmış olacak. Gördüğünüz gibi bir tane arttırmış olacağım. Daha sonra 5'inciye 5 fıstıklı bir sıra daha yapacağım. Daha sonrasında küçülteceğim.
sıramı tamamladım. Bu yaprağı yaparken videoyu kesmeyeceğim çünkü tamamını anlatmak istiyorum. Anlaşılır olsun diye. Son fıstığımı ikili kapatıyorum. İkili sabitliyorum. Dediğim gibi arttırma yaparken bu gerekli. Kenarı 3 tane olan fıstığın üstü 4 tane fıstık olan bir sıra daha ekledim. Şimdi bir sıra daha genişleteceğim. 5 fıstık olacak. Bu sıradan sonra daraltacağım. 4, 3 ve 2 şeklinde yaprağım bu şekilde tamamlanacak arkadaşlar. Son kısma geldim. Yine ikili sabitleyeceğim fıstıklarımı. Ve gördüğünüz gibi yatay olarak saydığımızda 5 tane fıstığımız oluştu. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Şimdi yine küçültme yapacağım. Eksiltme yapacağım. Eksiltme yaparken daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Burada tekli kapama yapmıyorum. Direkt bu kısma geçip ikili kapama yapıyorum. Ve bir tane fıstığım her sırada eksilmiş olacak. Şimdi bu sırada 4, daha sonrakinde 3 ve 2 şeklinde tamamlayacağım bir yaprağımı. Bu şekilde yan yana 6 tane yaprak yapacağım arkadaşlar. Altıgenin her kenarına. Gördüğünüz gibi çok da kolay ve gösterişli bir modelimiz. Bu sırayı da tamamladıktan sonra bir üst sıraya geçeceğim. Ve o sırada da 3 tane yan yana fıstığım olacak. Bir taraftan da yaprak formu oluşmaya başladı gördüğünüz gibi.
sıranın sonuna geldim yine. Sondan bir önceki sıramdı bu. Bu şekilde de bırakabiliriz ama yaprak formu oluştu. Üçgen dedim yanlış oldu. Altıgenden daha küçük olduğu için biraz daha uzun durmasını istiyorum. Bu yüzden bir sıra daha öreceğim. Yine küçülterek, daraltarak öreceğim. Burada da yatay baktığımızda iki fıstık olacak. Ve bana göre tam yaprak formunu oluşturmuş olacağım. Bu şekilde tüm yapraklarımı yapacağım. Ve sonrasında kenarına sakallı ipten bir kenar yapacağım. Bir kenar yapmadan da çiçeğimiz olabilir ama ben daha güzel olduğunu düşünüyorum sakallı ip kullandığımda. Ya da başka bir ip de kullanıp kenar yapabiliriz bu şekilde. Şimdi ben bütün yapraklarımı örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yaprağımızın yapılışı bu şekilde. Tüm hepsini örmeye devam ediyorum. Yapraklarımın tamamını bitirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kenarındaki sakallı kısmı, sakallı iple yaptığım kısmı anlatacağım. Yaprağın hemen kökünden başlıyorum, dip kısmından. Uygun olduğunu düşündüğünüz farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Sakallı ip, aynı ip, aynı renk değil de farklı renklerde kullanabilirsiniz ama uyumuna dikkat edin. Sadece gördüğünüz gibi ilmeği uzatıyorum. Ve her fıstığın etrafına birer kez batarak sık iğne formu vererek ilmeği şu şekilde uzatıyorum. Gördüğünüz gibi tüm yapraklarımı bu şekilde üstünden geçiyorum ve kenarının tığ işi de bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde sonlandırıyorum tığ işimi. İpimi kesip içine geçiriyorum. Sağını solunu şöyle bir şekilde düzeltirsem gördüğünüz gibi papatya formundaki lifim tamamlandı. İster çeyizlik ister hediyelik her türlü kullanabileceğiniz papatya formundaki liflerimiz. Örmek isteyen tüm takipçilerimize kolay gelsin.